Tahta Cadısı kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar, bir önceki videoda yaptığımız rölyefteki bisikletin yapımını bu videoda paylaşıyorum. Biliyorsunuz söylemiştim. Sığmamıştı o videoya. Çok uzun olmuştu çünkü bir rölyef çalışmamız. Arkadaşlar, 200-230 gramlık hamur kağıdımıza tekerleklerimi öncelikle çizdim. İkinci bir parçayı da kendisinden kopyalayarak oluşturdum. Yani aynı tekerlekten 4 tane çizmiş oldum. Şimdi 0,3 milimetrelik takı teliyle, bijuteri teliyle, 0,5 milimetrelik de olur. Fark etmez. Benim elimde 0,3'lük vardı. Onu kullandım. Tellerimi ilk parçama tutturuyorum. Bu geçici bir tutturma oluyor. Çok sağlam olmuyor şu an. Ama başka çarem de yoktu. Bu şekilde tutkalla iki parçayı birbirine yapıştırıyorum ki tellerim artık çıkmayacak şekle gelsin. Bu şekilde aradaki tutkalla, biraz da tutkalı çektikten sonra sıkıştırarak tam dümdüz kurumasını sağladım. Üstüne bir ağırlık, bir düz plaka koyarak. Arkadaşlar, devamlı kullandığım hamurumdan bulamadım. Markamı değiştirmek zorunda kaldım hazır aldığım hamurlardan. Ve tabii kaçınılmaz sonla karşılaştım. Bu hamurda çatlama yaptı maalesef. Devamlı kullandığım markayı soranlara zaten söylüyorum ben. Nedense bu hamur işi zor iş arkadaşlar. Kendi yaptığımız hamurlarda iyi oluyor da bu hazırlarda nedense çatlama oluyor. Arkadaşlar, bu Eva kağıdı biraz plastikimsi, yumuşak. İstediğimiz şekle giriyor bu şekilde. Şimdi çamurluklarını yapacağım bisikletimin. Çok kolay oldu gördüğünüz gibi. Hemen bir çekmeyle çamurluk şekline sokuverdim. Şerit halinde kestiğim Eva kağıtlarımla. Eva kağıtları yapıştırmak için genellikle solvent bazlı yapıştırıcılar kullanıyorum. Tutkal değil. Tutkal da oluyor ama solvent bazlar daha iyi oluyor. Biraz da yamuk olan tarafları jantın altına, ay jant demişim, çamurluğun altına izledim. Arkadaşlar, yine beyaz kartonuma, ki kaliteli bir karton, nasıl bir karton olduğunu nasıl tarif edeyim bilemedim. 200-230 gramlık kaliteli beyaz karton. Şimdi birinci katımın arkasından bastırarak modelledim. İçini tutkalla doldurup yine başka aynı kağıttan üzerine çok bastırmadan, sadece bırakarak koydum. Bisikletimin tekerlerin orta bölümünde delgeçle deldiğim, çıkardığım kağıtlarla yaptım. Şimdi zincirin korumalığını yapıyorum. Aynen resimden kopyalıyorum arkadaşlar. Farklı bir şey yapmıyorum. Hatta orada sol köşede sepetini de yapmıştım da artık onu bu videoya koymadım. Zaten daha önce bu tarz basit 3 boyutlu şeyleri göstermiştim. Arkasından üçüncü bir parça ekleyerek arkadaşlar, ki bu bisikletin ana gövdesi 3 kat kartondan yapılmış oldu. İlk bir iki kat ön tabaka, arkadan da biraz tabii görüneceği için ikinci tabaka yaptım. Aynı kartondan birer tane ince şerit kestim ki bu şeritler de çift katlı olabilir. Yine aynı kartonla devam ediyorum. Arka oturtmalığını yapacağım. Onu da hafifçe boyutlandırıyorum. Bu şekilde kıvırarak
arkadaşlar, arkasından bolca tut kavrayıp şöyle üstüne bıraktığımız zaman zaten doğru pozisyonda bırakıyoruz ve donduğu zaman taş gibi oluyor. Bunlar da aynı şekilde. Şimdi didonu yapacağım. Gövdeyi oluşturduğum gibi. Birinci katı kestim. İkinci bir parça kartonun üzerine tutkallayarak bıraktım. Aynı gövdede yaptığım gibi. İnce parça mukavvayla da didonun borusu mu diyelim? Borusu diyelim. Borusunu yapıştırdım, yaptım. İncecik kestiğim bir milimlik mukavva ile de pedallarının ana parçasını oluşturdum. Tabii tutkalım donduktan sonra uygun yere yapıştırıyorum. Yani arkadaşlar aynı resimde gördüğüm gibi kestim. Resimden çıkardığım kalıpla bu bisikleti yapmış oldum. Çok zor olmadı gördüğünüz gibi. Pedalı da bu şekilde. Tekerleklerdeki hamur çatlama yaptığı için kendi hamuruma döndüm arkadaşlar. Bunda şeklini verdim selesinin. Bisikletin selesi. Tutkalla yapıştırıyorum tabi. Didonu da aynı şekilde yaptım. Şimdi minnacık bir parçayla da frenini yapıyorum. Küçük bir telle de fren telini ki bunu boyasaydım iyi olacakmış. Biraz daha kalın olsaymış daha da güzel olacakmış. Ama neyse. Şimdi boyamaya geçiyorum arkadaşlar. Akrilik boyayla boyuyorum. Sarı boya biraz şeffaf olduğu için güzel kapatmadı. Hemen biraz beyaz ilave ettim. Bu şekilde daha güzel kapattı. Birkaç kat istedi arkadaşlar. Biraz da koyulaştırıp rengi güzelleştiriyorum. Birazcık mercan rengi, mercan kırmızı da değil, mercan rengi diyelim. Tekerlerimi de beyaz akrilik boyayla boyuyorum. Tabi bisikletin olmazsa olmazı arkadaşlar genellikle parlak metalik boyalardır. Gold boyayla bir kat, bir buçuk olmadı iki kat. Bir buçuk kat. Yani gelişi güzel sürdüm açıkçası. 1-2 kat diyelim. Gold boyayla da metalik görünümü verdim. Gold boya şeffaf olduğu için arkadaşlar oldu. Bu şekilde de arkasını komple tutkallayarak rölefime yapıştırdım. Zaten bir önceki videoda rölefi de izlemişsinizdir diye umuyorum. İzlemediyseniz de onu da izlemenizi, tamamen bu rölefin yapılışını görmenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yorum yaparsanız da çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız olursa da bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle, sağlıkla kalın.